Selamlar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün önümde görmüş olduğunuz AirPods'ları inceleyeceğim. Daha doğrusu hepsini değil. Sadece birçok model, birçok marka kullandığım için size bugün şu sol tarafımda size göre sağ olabilir. Elimde tuttuğum AirPods'un incelemesini yapacağım. Efsane bir ürün. Ürünü açıklamaya bırakacağım linkini oradan zaten satın almak isterseniz alabilirsiniz bas kalitesi olsun, tiz kalitesi olsun ve konuşma mikrofon kalitesi olsun hepsini bugün testlerini göstermiş olacağım. Ve birçok marka gördüğünüz gibi kullandım. Şöyle yakından da göstereyim sizlere hepsini, kutularını. Kimisi farklı, çok farklı modeller var, böyle çok dandikler var vesaire. Ama şu ürün efsane bir ürün diyebilirim. İnceleyeceğiz. Daha öncesinde zaten bunu da incelemiştim kanalımda. Daha yeni ürünler geliyor. Bir sonraki video bu videomuz olacak birçok video gelecek yani. Ama şu anda elimde tuttuğum bu göz bebeğimi olan AirPods çakması şimdi geçiyoruz kutu açılımına. Selamlar dostlar. Bugün AirPods ikinci nesil bir kulaklık inceleyeceğiz şu anda. Kargo poşetimi açıyorum. Birazdan bütün testlerini yapacağız ama öncesinde bir kutu açılımı yapalım. Bu arada kutumuz güzel bir şekilde paketlenmiş, pat pata sarılmış ve herhangi bir hasar görmesin diye iki kat, 3 kata yakın bir pat pat sarılmış güzel bir paketleme olmuş. Açıklamaya linki bırakacağım. Ben bunu kullanıyorum ve daha öncesinde kendi kullandığım bir ürün vardı. Bunu da farklı bir arkadaşıma aldım. O da kullanacak şöyle. Vallahi yırtamıyorum ya. Şu ürünleri açmakta zorlanıyorum abi. Jelatinimizi açtık. Ve hızlı bir şekilde kutu açılımını yapmaya çalışıyorum sizlere. Şurası kabartmalı logosu, şöyle yan taraflarını da göstereyim. Seri numaraları, Apple logosu, AirPods yazısı. Arka tarafı da bu şekilde. Fiyatları uygun ama e, kaliteleri gerçekten güzel. Öncelikle AirPods'u çıkartmadan önce şöyle bir bakalım hemen. Kullanım kılavuzu, bizleri karşılıyor orijinalindeki gibi. Kilde ürünümüz bizi karşılıyor jelatinli bir şekilde. Şimdi jelatinli bir açalım hemen. Şöyle açtıktan sonra ürünümüz bu şekilde karşımıza çıkıyor. Şöyle göstereyim sizlere yakından net bir şekilde. Tamamen ikinci nesil birebirle aynı. Orijinalinde birebir yazan şuradaki logolar tam net olarak göstermiyor kamera ama hepsi yazıyor arkadaşlar. Şarj girişimiz mevcut. Açtığımızda böyle sabit kalıyor çok fazla sallanma vesaire yapmıyor. Kalitesini belli ediyor. Yani 250-300 TL bandında alınabilecek bir ürün. Bir de kutumuzun içine bakalım. Kutumuzun içinden de bir adet Lightning girişli. Şöyle netlesin hemen kamerada. Lightning girişli bir adaptör çıkıyor. Ve bu adaptörle zaten ürünü şarj edebiliyoruz. Geldik telefonumuzu bir bağlayalım bakalım bizi neler bekliyor. Hemen şuradan Bluetooth'umuzu açıyoruz ve ürünümüzün kapağını açıyoruz. Bakalım pop-up şeklinde bir şey gelecek mi? Bazen geç gelebiliyor bu arada. Bekliyoruz şu anda. Ve şu an direkt bağlandı çünkü az önce bağlan demiştim. Tekrar bir bağlan diyelim. Bakalım bize nasıl bir hizmet verecek. Bekliyoruz şu anda. Evet, çakma olduğu için bağlanma diyor ve direkt Bluetooth ayarlarından bağlan diyor. Şimdi buradan ürünümüz bağlandı. Zaten Fatma AirPods yazıyor. %100 şarjları. Ürünümüzün hemen şuradan size diğer bağlantılarını göstereyim. Burada görmüş olduğunuz gibi bağlı değil ama şuradan tıkladığımızda bağlan dediğimizde şimdi ürünümüz bağlanacak. Evet, buna yine de bağlan diyoruz ve ürünümüz artık bağlı oldu. Evet, şu anda bağlandı ve gördüğünüz gibi burada sol kulağa ben önceki parça yapıyorum genelde. Sağ kulağımızı da sonraki parça yapıyorum. Veya Siri'yi vesaire bunları da ayarlayabiliyorsunuz. Otomatik kulak algılama modu bulunuyor. Mikrofonu otomatik olarak algılıyor ve bulda göster dediğimizde direkt adresinizi gösteriyor. Bilgiler de bu şekilde çıkıyor. Çakma olduğu için kapsam süresi de doldu diyor ürünümüzün. Şimdi müzik performansını vesaire göstereceğim sizlere. Şöyle ürünümüzü bir kutudan da çıkartayım sizler için. Bir kutudan çıktığı halde bir görelim yakından tamamen orijinal AirPods çakmasının aynısı. Yani orijinal AirPods'un aslında çakma versiyonu birebir her şeyi aynı yakından net bir şekilde de görün diye gösteriyorum. Diğer kulaklığımız da aynı şekilde. Güzel bir şekilde algılıyor bu arada. Yani direkt şuraya bastığınızda şarkı dinlerken direkt bir daha bir önceki şarkıya bir sonraki şarkıya geçiyor. Şimdi bir müzik açıp bir müzikle deneyelim. Müzik performansımızdaki geçişlere şimdi şöyle elimde tutuyorum sizde net görün diye. 1 2 bastım ve sonraki parçaya geçtim. 1 2 3 dediğimde sesi yükseltiyor. Şimdi buradan yapıyorum. 1 2 1 2 elimde tutamıyorum ki sol elimde. 1 2. Önceki parçaya geçiyor bu da. Bu ses açtı. 1 2. Evet. Bazen algılamalarda böyle olabiliyor. O da kulağımda değil. Şimdi kulağımda da göstereceğim. Sesi de şöyle göstereyim. Şu. Şimdi bas kalitesini bu şekilde duyabilirsiniz. Bas kalitesi gerçekten güzel. Şimdi son kez deniyorum. Ve durduruyor. İleri sarıyor. Şimdi geldik kulağımızda. Kulağımızda bu şekilde duruyor. Hemen de göstereyim sizlere. Şu an müzik başladı. Dokunduğumuzda başlıyor. Şimdi şuradan gösteriyorum. Kulağıma da dokunuyorum. Bir kere dokundum. Müziğimiz başladı. 1, 2 yaptığımda şu an ileriki müziğe geçti. Şimdi sol kulağıma dokunuyorum. Ve geri müziğe geçiyor. Aşırı derecede ses o kadar yüksek ki o kadar bağırdığımı düşünüyorum ben de. Muhtemelen bağırıyor muyum? Değil mi? Bağırıyorum işte. <laughs> Arkadaşlar bas kalitesi gerçekten çok güzel bu kulaklığın. Şimdi sadece şu yok bu kulaklıkta. Şöyle göstereyim. Müziği başlattım. Bir tık kısacağım. Kulaklarım sağır oldu. Şimdi çıkarttığımda durmuyor. Yani ben durduramıyorum. Takıyorum tekrar. Devam ediyor zaten. Şöyle çıkartırsak duruyor. Genelde şu sensöre bastığımızda. Durdurmak için de şunu yapıyorsunuz. Mesela şu anda bir önceki şarkıya geçti. Başlattım. Şöyle bir kere dokundum ve duruyor. O zaman çıkartabiliyorsunuz. Tekrar taktım ve bir kere bastım. Müzik başladı. Bas kalitesi vesaire o kadar iyi ki hani şöyle anlatabilirim size. Baslı bir müzik dinlediğinizde normalde AirPods'ların orijinalleri bile o kadar iyi değilken bu gerçekten kaliteli ve bas kalitesi çok çok muazzam. Bası hissedebiliyorsunuz, tiz seslerini de hissedebiliyorsunuz ve boğuk bir sesi yok çoğu ürünü mesela şöyle göstereyim size. Bu daha önceki kullandığım AirPods. Bakın aslında ikisi de aynı hemen hemen. Hiçbirinde değişiklik yok. Şu kaliteli olan, bu biraz daha düşük olan. Bunların çünkü birçok markanın serisi var. Aslında hepsi aynı marka adı altında satılıyor ama e, farklılık olabiliyor. Mesela şu da AirPods Pro arkadaşlar. Bunu da hala hazırda kullanıyorum. Bunu nerelerde kullanıyorum? Bunu genelde böyle film izlerken uzun yolculuk yaptığımda kulağımı rahatsız etmediği için silikonlu olduğundan dolayı kullanıyorum. E, ama bunu genelde böyle kısa yolculuklarda 2-3 saat kullanacağım zaman yanıma alıyorum ki ee, çok fazla benim kulağımda normalde Airpods'lar durmaz hatta. Şöyle göstereyim size de yakından. Müzik başladı bu arada. Şöyle yakından görebilirsiniz. Güzel aslında şekli vesaire her şeyi birebir orijinal Airpods'la aynı hatta kimse fark edemiyor. Şimdi geçiyoruz ses performans testimize yani kulaklık üzerinden nasıl bir ses geliyor size bunu göstereceğim şimdi. Merhaba arkadaşlar şu anda sesimi Airpods 2. nesil çakmadan alıyorsunuz. Ve ses performansı telefon esnasında görüşme yaparken bu şekilde çıkıyor. Birazcık uzun konuşmaya çalışacağım ki siz de net olarak duyabilin diye. Şu anda kulaklığın tekini çıkarttım. Mesela ağzıma daha da yaklaştırdım. Sesim daha da arttığını görebilirsiniz. Şu an üflüyorum. Ve ses bu şekilde şu anda elimde. Tekrardan kulağıma taktığımda sesim bu şekilde geliyor sizlere ve herhangi bir problem olmadan net bir şekilde karşınızdaki kişi bağırmadan sizi kapalı bir ortamda bu şekilde duyuyor. İncelememizi yaptık. Ses performansını, müzik testini hepsini gösterdim. Birçok videoda şey diyordunuz bana. Ya işte full anlatıyorsun abi birazcık incele test yap vesaire. İmkan olunca inceleyebiliyorsun. Şu an birçok eksiğim var YouTube'la ilgili. Arkamda sponsorum duruyor. Bir bilgisayar alır mıyız artık bana? İnşallah bir bilgisayar alırsa arkamdaki sponsorum. Buradan bir söz ver istersen de bu videoyu ileride kanıt olarak sunacağım. Sözü sonra verelim. Neyse sözü alamadık gene bu videoda da. Arkadaşlar ürünün bu şekilde bir görünümü var. Şu kutuyu açtığınızda zaten hani ışığı yanıyor. Şöyle normalde yakından göstermeye çalışayım. Şu arkada bir tuş olur ama bu üründe o tuş aktif olarak çalışmıyor. Ben de ilk dedim ki acaba bu bu ürünü aldık bozuk mu adama dedik YouTube'da inceleyeceğiz falan. Hani hiçbir indirim yapmadı. 10 lira mı 15 lira bir indirim yaptı bu arada. Hani ürünü para verip aldık yani onu söyleyeyim size. Dolaptan aldım. Ürünün açıklama kısmına linki şimdi bırakıyorum. Gerçekten bas performansı, tiz performansı bak bunu sürekli söylüyorum çok çok iyi. Mikrofon kalitesini zaten az önce gösterdim sizlere. Bu ürünü alırsanız yani dışarıda da kullandığınızda mikrofon kalitesi anlamında da pişman olmazsınız. Bak tekrardan gösteriyorum. Şu ürünü inceleyeceğim. Hani bu ürünün size nasıl olduğunu muhtemelen 4-5 gün sonra video yayınlandığında göstermiş olacağım bir şey demiyorum şimdiden bekleyin. Yani şununla hiçbiri kıyaslanamaz. Bak benim elimde şu anda hala hazırda 3 tane daha Airpods var. Yani bunlar boş kutu değil bu arada. Sürekli kullandığım ürünler. Biliyorsunuz güvenli bir satış sunduğu için atıyorum ürün geldi. Her üründe şunu yapıyorum. Telefonu elime alıyorum abi. Ürünü açacağım zaman videosunu çekiyorum ki yarın bir gün iade ettiğim zaman da problem yaşamayayım. Bu YouTube videom için de geçerli. Normal aldığım ürünler için de geçerli. Bunu da alırken ilk videoyu çektim hatta bu videoyu görmüşsünüzdür başını. O mesela 4-5 gün önceydi. Çektim, kullandım, beğendiysem bu videoları paylaşıyorum. Ha, mesela beğenmediğim ürünler de oluyor. Bunu söylüyorum ama beğenmediğim ürünler de genelde fiyat performans ürünleri oluyor. Gene çok konuştum videoyu. Burada bitiriyoruz. Bu ürünü almak istiyorsanız link açıklamada. Bana şunu söylemeyin sakın. Bu ve abi sponsorumun sponsor aldığım yok. Sponsor aldığım zaman diyeceğim ki sponsorlu. Ama hiçbir sponsorda da üründen para alıyorum veya ürün alıyorum diye güzel ürün, kötü ürünü şey yapmam. Kötüyse kötüdür, güzelse güzeldir. Sonuçta bu işi ben ilk defa yapmıyorum. Daha önce de 100 bin aboneye yakın farklı bir kanalım vardı. İlk defa bu işin içinde değilim. O yüzden almak isterseniz bu arada kanala bir abone olursanız çok çok sevinirim. Like atmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.